8 yaşındaki Narin meselesinde sanık avukatlarının savunmaları da dikkat çekti. Çünkü tabii yani hani masumiyet karinesi üzerinden sanık avukatlarının da olması gerekiyor. Onları savunacaklar. Mesela Salim Güran'ın avukatı katil Nevzat'tır dedi. Bunu aslında Salim Güran'ın söylemesi lazım değil mi? O zaten söylemişti. Avukat da üzerine cila çekti. Nevzat Bahtiyar'ın daha önce de benzer şekilde eski muhtarı boğmaya çalıştığı iddia edildi. İddialara bakar mısın Allah'ım? Üst üste geliyor. Ya Tavşan köyünü gerçekten ...çok yakın bir merci almalı. O köy artık benim için ciddi bir şekilde incelenmesi gereken köydür. Ama ne olur incelensin ve incelenme kayıtlarının sonucu şu çıkmasın. Tarsus'ta yapılan Esrarengiz kazı. Malin öldürüldükten sonra toprağımı gömüldü. Cesedi battaniyeye sarılmadı mı... Savunma avukatları farklı iddialarda bulundu. Amca Salim Güran'ın avukatı müvekilini savunurken farklı iddialar ortaya attı. Avukat, Naren'in cesedinin toprağa gömüldüğünü savundu. Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti önceden planladığını ileri sürdü. Katil Nevzat'tır dedi. Allah Salim Güran'ın avukatının bir diğer iddiası ise Naren'in cansız bedeninin battaniyeye hiç sarılmadığı oldu. Ortada bir battaniye yok dedi. Avukat, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın daha önce eski muhtarı boğmaya çalıştığını ileri sürdü. Nari'nin öldürülme yöntemiyle benzerlik olduğunu iddia etti. Ayrıca daraltılmış bas tespitinin de gerçeği yansıtmadığını savundu.